Kaptan! Kaptan! Kaptan imdat! İmdat! Help! SOS! Ya kardeşim ne güzel gidiyoruz. Manyak mısınız siz? Kaç aydır biz bir yolculuğu bekliyoruz. Oturun. Ne oturun birader ya? Ne? Bu kadar insan bindirilir mi tekneye? Batacağız diyorum sana ya. Ana haberleri izlemiyorsunuz mu oğlum? Tuncer boğulacağız abi. Tuncer ben fena oluyorum. Kaptan! Kaptan help! Help! SOS ver! Bak bu adamlar yine peşimize takılabilir. Tamam, tamam. Ferdi'ye haber ver. Buraya gelmesin. Sahile insin. Daha bizim Bahadır'la Tuncer'i kurtarmamız lazım. İyi de abi hangi teknedeler? Nereden bileceğiz? Of! Ya Kando abi onların yanında değil mi ya? Sen iyi misin? Dedik ya Kandemir abi hastanede diye. Sen... Ne oldu lan Kando abi? Bir şey mi saklıyorsun sen benimle? Hayır, hayır. Sakin ol. Ya Derya... Ne oldu Kando abime? Bir şey mi oldu ya? Hayır yani. Yarenim iyi tamam. Kızım in. Arabadan in. Arabadan in gidiyoruz. Hadi. Doktor nesi var? Siz nesi oluyorsunuz? Her şeyi herhalde. Nesi var dedim? Bağışıklığı epey düşmüş. Boğaza enfeksiyon kapmış. Geldiğinde ateşi 39,5'tu. Şimdi kontrol altında. Ya. Cansa can, kansa kan ne lazımsa vereyim o zaman. Sizin yapabileceğiniz bir şey yok. Gece gözlem altında tutulacak. Telefon. Kandi, gözlerini açtın mı? Telefon ver. Merak etme ben Carlos'a haber verdim. Aşka telefonu ver. Çok önemli. Çok önemli. Beyefendi dinlenmeniz gerek. Yormayın kendinizi. Telefon. Telefon çok önemli. Telefon. Arkadaşlar ne olur bir şey söyleyin. Kando abi nerede, nasıl Derya? Carlos bir şey söyleyin oğlum. Ferdi nerede? Herkes nerede ya? Tamam kuzum bir panik yapma dur. Efendim Maşuka. Kandemir abi. Abim. Tamam abi. Tamam abi sen iyi misin abi? Tamam abi. İyi bakın Kandemir abi iyi. Bahadır'la Tuncer'in yerini söyledi. Ferdi yakın oraya, ona söylememiz lazım. Bak, iyiymiş işte Kandemir abi. Alo. Kuzen, şimdi beni iyi dinle. Sana hemen konum atıyoruz. Tuncer'le Bahadır'ın yanına koş. Tamam mı? Tamam, kapat. Kapat, geçiyorum ben oraya, hadi. Hadi koşun benim, hadi geliyoruz biz de. Kızar, bir saniye. Gelin böyle. Koş. Ya arkadaşlar dinleyin beni. Bakın burada köpek balıklarından yem olacağız diyorum ya. Ya arkadaşlar gemi batarsa hepimiz batarız. İlla ben bu klişeyi söylemek zorunda mıyım ya? O zaman durduralım kaptanım. Hele şükür kardeşim ya. Hele şükür ya. Ne zor örgütleniyorsunuz. Sinmişsiniz oğlum hepiniz. Sinmişsiniz ya. Baba merak etme oğlum. Merak etme kurtulacağız buradan. Halklar örgütlendi. Nuh Basaran. Kadil! Of Tuncer neredeyiz abi? Çok mu açıldık? Neredeyiz ya? Baba merak etme. Sen yoksan bir eksik oluruz. Kurtulacağız buradan. Nuh Basaran! Abi rastgele. Burada bir tane tekne gördünüz mü böyle insanları falan bindirdikleri? Ha? Ya abiler bak korkmayın ben polis falan değilim tamam mı? Abi kardeşim içinde gördünüz mü? Ha? Ya abi bak belli ki görmüşsünüz abi gözünü seveyim. Paraysa para ne istiyorsanız vereceğim. Atlayalım birinizin teknesine gidelim bak kardeşim içinde. Abi Allah aşkına rica ediyorum senden. Hadi abi. Abi gözünü seveyim hadi abi. Hadi gel ben sana yardım edeceğim. Çok yaşa abi hadi. Abi acele gözünü seveyim hadi abi. Hadi abi. Hadi abi. Hadi abi gel. Hadi abi. Bas abi bas.
kaçsın birader. Döneceğiz biz geri. Söyle kaptana kırsın dümeni. Ya girin içeri. Adamı hasta etmeyin. Sahil güvenlik gelecek şimdi. Abi gelsin ya. Biz vazgeçtik. Gitmiyoruz. Ne diyorsun lan sen? Gebertirim lan seni. Girin lan içeri. Kimi geberti ulan? Asker bavulu gibi indi be. Verdi. Neredesin verdim aslanım benim. Hadi. İyisiniz değil mi? İyiyiz ha? Verdi. Aslanım benim be yetişti. Kaptan kır dümeni kır. Geç baba geç. Abi kurban olurum lan ben sana. Öldürüş. Karloş. Karloş. Az daha İtalya'ya gidiyorduk ya la. Ya gerçekten sarılacağım. Gel ya. Karloş. Kanser buraya gel. Ya. Kurtulduk. Oh yazık. Oh. Şunu bir sarın Sevin ya. Kardeşim. Tuncer. Biliyordum oğlum biliyordum. Biliyordum biliyordum. Yetişeceğini biliyordum. Geldi. Kandemir abi nerede? Arkadaşlar, Kandemir abi hastanede. Hadi, yanına gidelim hadi. Hadi, 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 hadi. İstanbul, iki yaka, iki kıta. İstanbul, yedi tepe, tepe tepe. İstanbul, içi beni, dışı seni. Ulan İstanbul, sen mi büyük, ben mi büyük? İstanbul, sahibi yok, sahibi çok. İstanbul, yarısı aç, yarısı tok. İstanbul, trafiği, grafiği. Ulan İstanbul, sen mi büyük, ben mi büyük? Yarısı tok İstanbul, içi beni, dışı seni. Ulan İstanbul, sen mi büyük, ben mi büyük? İstanbul hırlısı var, hırsızı var. İstanbul masumu var, suçlusu var. İstanbul kralı var, kuralı var. Ulan İstanbul, sen mi büyük, ben mi büyük? Kandemir Nevizade. Bir saniye bakıyorum. Bahadır gel biz. Psikolojik destek alalım. Moralim ağrıyor ya. Maşka baban nerede? Nasıl? Yeni gelmenize gerek yok. Biz şimdi uyuyor zaten. Tamam hadi evlatlarım geldi. Kapatıyorum. Doktor ne dedi? İyi şimdi merak etmeyin uyuyor. Nesi varmış? Bağışıklık sistemi çökmüş. Tam nerede? Hangi odada? Burada. Görebiliyor muyuz? Hepiniz birden giremezsiniz. Yalnızca bir kişi. Thank you.
abi? Bahadır'la Tuncay kurtuldu mu? Kurtuldu abi, kurtuldu. Herkes burada. Abi. Hani bir şarkıda diyor ya. Başa geldi olmaz işler diye. Öyle oldu biraz. Özür dilerim abi. Ben sevdim abi bu kızı. Seviyorum. Beni affet abi. Affet beni. Oğlum benim. Abi. Normale dönüyor. Uyanınca taburcu edeceğiz. Bundan sonra evde iyi bakılması gerekiyor. Sağ olun. Allah razı olsun. Teşekkürler. Yaren, diyorum ki eve gidelim biz. Böyle temizlikte, yemekte hazırlık yapalım. Yemekte, bitki çayıydı, ilaçtı. Kando abinin bağışıklık sistemini var ya, yardıracağım. Kardeşlerim ya. Bak, babamız yine başımızda. Ha? Geri döndü be. Of! Ay be kurban olduğum Allah'ım ya. Allah'ım sen herkese ailesini bağışla bak yemin ediyorum. Kando abim bize bağışladın ya güzel Allah'ım. Allah'ım sırada da inşallah Ali Rıza kaptan var. Ya bizi bağışla ailelerimizi bize ya. İnşallah, inşallah ya. Hah şimdi. Güzel bir tarhana çorbasıyla başlayalım diyorum ben. Tamam. Şöyle yanına da etli sebzeli bir yemek yaparız. Sonra bol bol da bitki çayı mis. Aynen. İlaçlarını da alacak küt küt küt. Evelallah iki günde Kando abimi buraya direkt gibi dikeceğiz. Ceyhun arıyor değil mi? Aynen. Ha, duydum aşık adam. Alo. Aşk olsun Derya yani. Baban hastanelere kaldırılıyor. Hiç haber vermiyorsun. Ha. Nasıl Kandemir abi? Aa, kusura bakma Ceyhun ya. Telaştan unutmuşum. İyi iyi, öyle korkulacak bir şey yok. İyi tamam, ben hastaneye geliyorum şimdi. Aa, yok yok, gerek yok. Ben hastanede değilim zaten. Ha, evde misin? Eve uğrayayım o zaman. Evde değilim. Şey, dükkan için alışverişe çıktım ben. Daha eve hiç uğramadım yani. İyi, o zaman ben şimdi işe gidiyorum. Tamam, haberleşiriz. Ben ziyarete geleceğim Kandemir abi. Oldu, tamam. Bana bak, eskiden en güzel yalanlar mesajla atılıyordu. Sen şimdi çak diye çaktın golü, ne oldu? Üf, ne bileyim ya. Şimdi evdeyim desem gelecek bütün gün başımda bekleyecek. Sonra Ferdiler falan gelecek. İşte öyle salladım bir an yani. Biz bu çocuğa aslında çok büyük ayıp ediyoruz, farkındasın değil mi? Hem de nasıl farkındayım yani? Yani ben artık dayanamayacağım ya. Yani ben mesafe koyacağım. Kararımı verdim. Ya olmuyor tabii, haklısın ya ama sen çok iyi idare ettin kızım. Ben olsaydım var ya, buraya kadar getirememekle birlikte kesin camlamıştım, cırtlamıştım. Bir şey yapmıştım yani. Yaren. Ya Ferdi benim için bir sürü şey yaptı. Şimdi sıra sanırım bende. Vay vay vay, sürprizcilik. Zaten her şey bildiğin gibi sinemacılıkla başlamıştı. Sanırım yeni bir şey geliyor. Seni manyak. İyi hadi. Derya da hastanede değilmiş, bir işi varmış zaten. Ben sonra uğrarım Kandemir abi anne. Biz de uğrayacağız yavrum. Sonuçta o bizim dünürümüz, ailemizin bir parçası. Kandemir Beyciğimiz o bizim ayol. Damadın sayılır yenge.
Nasıl ateşlendi kandil ama öyle? Benden mi geçti acaba ateş? Hasta adama bile be. Yeter be, yeter. Kış geldi çocuklar. Aman ha, dikkat. Mikroplar cumburlop giriveriyorlar bedene. İnce giyinmemek lazım. Maşuka, sen de böyle şakşuka vaziyetlerde giyinirsen üşütüverirsin evladım. Bak kandemine nasıl hastanelik oldu. Şakası yok bu havaların. Nevizadelerin kızlar da hastaneden geldiler demin. Onlara da aynı şeyleri söyledim. Kusura bakma yani. Nasıl? Nevizadelerin kızı Derya evde mi yani? Her ikisi yavrum işte söyledim ya. Derya ile Yaren. Babaları iyileşmiş. Taburcu olacakmış hastaneden. Onlar da eve hazırlık yapmaya gelmişler. Ya Derya yok değildi. Ne bileyim hani. Bir gidelim de anlarız ya hadi. Bana bakın. Siz de dikkat edin ha kendinize. Üşütmeyin. Bol bol tarhana çorbası için. Ben küçükken tarhana çorbasını içemezdim. Sıcak sıcak bir de biberleri boğazımı yırtardı. Annem de bana onu içirtmek için mani söylerdi. Tarhana tartar, boğazımı yırtar. Baklava kardeş gel beni kurtar. Tartar. Hadi, hadi. Nur içinde yatsın rahmetli ya. Neler çektirdim kadıncağıza. Onu yemem, bunu yemem. Şunu ağzında tutma lokmanı. Yut ulan. Vay, güzel kafa. Tatlı sürpriz, incelikli haytasın. Yani biz de yardım ederiz elimizden geldiğince. Ama dur bakalım, daha operasyon ne yapacağız bu hafta? Evet, mahkemeye de az kaldı. Önce operasyon tabii. Hele bir Kandemir abi gelsin de. Kapı, yemin ediyorum hayatımız şuradan inip kapı açmakla geçti ya. Tamam tamam, ben bakıyorum. Derya, Kandil geldi mi yoksa? Evde olmadığını söylemiştin. Derya! Kızım niye bize bir şey söylemiyorsun? İnsan böyle hastalık konularını kaynanasına, nişanlısına söylemez mi? Ha, iyi oldu o zaman. Siz konuşun baş başa. Ben yukarı bakayım. Maşuka gel. Dala niye yalan söylüyorsun ya? Ben yalan söylemedim. Yani söyledim. Çünkü ya ben telaşa sokmak istemedim ki sizi. Hem benim evde çok işim var. Senin de işin var falan diye. İşim var. Anladım. Kolyeyi de sevmedin galiba, hiç takmıyorsun. Önemli değil. Benim zaten işim var. Ben kandemin abisi sonra veririm. Bağışıklığını ellerimle böyle kuvvetlendireceğim Kandemir'in. Tamam, şu da yani ablacığım acaba siz hiç elinizi kirletmeseniz mi, biz mi yapsak ya? Kız olur mu öyle şey? Aileyiz biz. Hep beraber yemekli, temizlikli ne varsa hallederiz kuzum. Bak bir mutfağa bakayım. Ferdi mesaj attı. Geliyorlarmış. Dedem, dedeciğim. Gel seni şöyle alalım, bir silelim güzelce biz de. Ah! Ah! Kuzum yavaş. Hasta. Yalan. Kız açılınca ucundan bir şey mi çıktı? Evlatlarım, darda kalırsanız küçük odayı kazın. Haklıymış ya. Kız ne oldu? Ne kırdınız kız? Kırmadık. Tablonun
arkası dedemin şeysi çıktı. Ne oldu? Tamam tamam yaptık. Ödümüz dağıldı yani ödümüz. Dağılır bizim de bir aklımız çıktı evet. Görüyor mu Gazanfer amcamı? Tabii hissetti oğlunun hastalığını. Salıverdi kendini yerden yere attı kıyamam. Baba yüreği işte. Yenge yemek yandı galiba. Ah, çekin kız. Çekin başka. Gerçek olabilir mi Yaren? Kız küçük odayı kazıklıyor. Yemin ederim biz bunu görmedik. Bu buradan açılınca çıktı ya ucu. Kandemirci, geçmiş olsun be yavrum. Nasıl oldun? Toparladın mı bari biraz? Sağ ol Servet abi, daha iyiyim. Biraz hırpalanmışım ya. Haklısın be evladım. Hayat yoruyor insanı. Nerede o eski hastalıklar? Eskiden de hastalanırdık ama eskinin virüsleri daha insaflıydı. Rahmetli anacığım bir ballı karabiber yapardı. Onu içerdik, iyi gelirdi. Sonra bir de meşhur kara merem vardı. Ağrıyan yerimize onu sürerdik. Vallahi enteresandır ama geçirirdi de. Herhalde yediklerimiz de bozuldu be Servet abi. Hay ağzını öpeyim be evladım. Haklısın. Ne yiyoruz bilmiyoruz ki. Her şey hormonlu. Artık hayatın nasıl olduğunu anlamak için insana bakmaya gerek yok ki. Domatese bak anlarsın. Domatesler sanki birer lastik top. Yengen ayıptır söylemesi sofraya domatesi getirdiği zaman vallahi bakıyorum şut çekmek geçiyor içimden. Şerefsiz. Tavuklar da öyle değil mi? Hay aklınla bin yaşa ya. Eskiden tavuklar pembiş pembiş olurdu. Böyle suyuna da güzel bir pilav yapılırdı. Şimdiki tavuklar fotokopi kağıdı gibi. Bembeyaz. Ne yapsan lezzeti gelmiyor damağına. Gezen tavuk yok ki. Hepsi böyle sıkışmış bir yere. Metrekareye 100 tavuk düşüyor. Hayvan kıpırdayamıyor. Ne lezzetli olacak onda? Sivri biberler cinayet aleti gibi. Bu kadar sivri biber olur mu? Maydanozlar eskisi gibi kokmuyor. Şimdi bunlar hormonlu diye organik domatesler çıkarmışlar. Sözüm ona. Onu 5 katı fiyatına kakalıyorlar insanlara. Ondan sonra da efendim sensin doktorlar çıkıyorlar televizyona. O kanserojen, bu kanserojen. Aman onu yemeyin, bunu yemeyin. Ne yiyeceğiz ulan? Şaşırdık ne yiyeceğimizi. Şimdi size tamamen doğal meyveler yolluyorum çocuklar. Babanıza yedirin. Şifa olsun. Tamam mı yavrum? Hadi bakayım yavrum, afiyet olsun. Antalya'dan bir ahbabım gönderdi bunları. Dalından. Taze taze. Vitamin deposu. Oo, portakallar, narlar. Sağ ol Servet abi. Benden aldınız bir tane, eve götürdünüz 1000 tane. Eskiden böyle bilmeceler vardı, komik komik çocuklara sorarlardı. Çarşıdan aldım bir tane, eve gittim 1000 tane. Nedir yavrum bu? Nar. Aferin yavrum. Bir küçücük fıçıcık, içi dolu turşucuk. Nedir? Aha bildim limon. Ne iptidai şeyler ben. Çocuklar şimdi bunu yer mi be? Herkes bilgisayarlar. Oho ustam nerede ben nerede? Biz daha orada narda turşucuktayız. Vay be. Kandemirciğim. Affedersin, lafa tuttum sizleri de. Üşütmeyin ben sizi. Hadi kendine dikkat et. Ben şimdi bunları yer, iyileşirim Servet abi. Sağ ol. Afiyet şeker bal olsun. Gençler dikkat etmiyorlar kendilerine. Hoş geldiniz. Canım babam be, babam ben bir sarılacağım bu adama ya. Dur dur yani doktor yakın temas henüz şey yapmayın dedi. Öpeyim babacığım ben öperim böyle. Sağ ol, oh. sağ ol. Şişmanlar yukarıda. Babacığım hoş geldin. Hoş bulduk kızım. Bir hoş geldin daha lazım bak Ferdi de burada. Kardeşim benim hoş geldin evine. Ferdi hoş geldin. Bir hoş geldin daha lazım sanki bana. Ben de denizin ortasından geldim ya. Ya Bahadır'cığım ben sana kurban olurum. En çok sen hoş geldin ya. İyi, iyi. Hoş geldin. Yani yeter be. Hoş geldin. Bez gittin. Hadi. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Şu yukarıdakilerini halledelim mi önce? Abicim, ondan da önemlisi. Bombam var size. Bomba bomba.
şu elimde görmüş olduğunuz kağıt Gazanfer dedemin resminin arkasından çıktı. Aha. Hadi be. Göster. Yok resmin arkası Aliza abi. Dede. Dede. Yani şu küçük oda mı? Hayatı bayağı kaçık falan değil o zaman yani. Altınlar doğru. Abi gerçek olamaz bu ya. Abi hadi gidelim kasalım. Tamam şu önce yukarıdakileri bir gönderelim. Sen ver kağıdı bana. Buyur abi. Hadi sesime gel. Hadi biz gidip çubuğu gönderelim. Hadi. Terlikleri versene oğlum. Hadi. Hadi çıkın hadi. Uykusu gelmiş, uyuyakalmış. Terlesin falan biraz. Kendi kendine kalsın, iyi olur. Arkadaşlar adam uyuyakaldı. Rahatsız edeceğiz. Acaba biz hiç konuşmasak mı burada? Evet, evet. Hadi siz gidin. Ben babanıza bakarım. Kızma Şuka. Hasta ziyaretinin kısası makbuldür. Kalk, 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 kalk. Bla bla bla. Evet, ben de onun hastasıyım. Beni kim ziyaret edecek? Ben kandiyemi bırakmam. Bla 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 bla. Olur mu Maşuka? Bak adam müşahede altında, bir müsaade et. Maşuka. Ama görmüyor musun? Babam uyuyor, hadi. E hadi bize müşahede artık. E buyurun size müşahede. Çok sağ olun Şehriban ablam, yemeğe, temizliğe çok. Bak antibiyotiği ezbere içirmeyin. Almanya'dan geldim buraya, ilk defa böyle bir şey görüyorum Türkiye'de yani. Burası Türkiye, daha çok görürsün sen. Of, bir de zeyin, bir de zeyin. Gittiler mi? Gittiler abi ya, öf. Gerçekten kazacak mıyız? Çok saçma geliyor bana ya. Dur dur dur, hadi saçma bir tane be. Ulan altın var işin ucunda, kazacağız tabii. Değil mi babacığım? Allah Allah, tabii abi. Bıyıklı dedemiz söylemiş. Koskoca Gazanfer Nevizade. O notları koymuş da oraya takmış, yapmayın ya. Bak Hayati de o kadar söyledi, sallamadık. Demek ki doğruymuş. Ya çocuklar, bu define olaylar hep böyle konuşulur konuşulur ama sonunda bir şey çıkmaz. Abi, şimdi böyle gaza geliyor falan diyeceksin de, ya çıkarsa? Rizos beş, Rizos altı, Rizos yedi, Rizos sekiz. İmmet abi! İmmet abi değil, annemin abi. E hadi bir bakın bakalım. Ay yaşa babacığım, ay yaşa. Nerede bizim kürekler? Kürekler şeyde. Ferdi yavaş yavaş abi, oranın altı hep su boruları, yavaş yavaş. Ya su boruları da ne yapacağız oğlum, bulacağız kalacağız işte. Kapa. Kanalizasyonu ya. Ben içtim biraz bildiğin çeşme suyu. İstiyorsan gel kokla. Ay yok be, ne koklayacağım be? Ferdi ama yavaş ol dedik sana ya. Dedik bunu. Bahadır'cığım ne yapalım? Akacak su burada durmuyor işte. Ya bizim sular da gittiyse? Yok bizimki akıyordur. Depo var bize. Ya Carlos bir işimize normal başlasın be. Abi yerin altında bir boru varsa o patlar. Yapacak bir şey yok. Yaptırırız abi iş bitince. Hadi yaklaştık çocuklar. Hissediyorum yaklaştık. Hadi. Ben de abi, hadi çok babucuğum. Büyük hissediyorum. Hadi ben oradan bakayım. Tamam sen gözlemci ol orada. Hayati neredesin? Bak Şehriman ablanın yaptığı macun aynından yaptım. Seni bekliyorum. Ya Cemileciğim gideyim öncesinde batırılar gibi yapıp bir duş alayım dedim.
Ama olmuyor. 2014 İstanbul'unda şehrin göbeğinde bir anda sular kesiliyor. Bak kafan köpüklük kaldı. Duşa hiç gerek yok Hayati. Kaldı ki biz batılı da değiliz. Böyle köpüklü de olur sende. Ya Cemilhacığım olmuyor işte. Bak bu ilahi bir işaret. Yani demek ki seninle ben ıssız bir adaya düşsek gene olmayacak. Hem Hayaticik de çok sıkıştı ablası. Ne yapsak? Nevizadelere gidelim. He, Kandemir diyorsun yani. Tabii onların su deposu var ya. Onlar elitistler ya, zenginler ya onlar. Kaymak tabakalar ya onlar. Her şey onlarda tabii. Haydi gidelim onların evinin içine edelim Cemile. Haydi. Hay Allah'ım ya, suların kesileceği zaman mı şimdi? Tam bulaşıkları yıkayacaktım. Hepsi dağ gibi beni bekliyor. Kokacaklar vallahi. Yerleri silmedik, tuvaletleri olmadık. Vallahi kokacağız Maşuka. Abartma yenge, abartma. Senin bulaşıklarına ne olacak? Asıl sorun tuvaleti ne yapacağız? Benim tişim geldi çünkü. Ha senin tişin geldi. Kız ben ne diyorum, sen ne diyorsun? Kalk damacanayla su dök bari de şunların artıklarını attıralım, kokmasın. Kokak. Kandemirlerde su var mı acaba? Onlara gidelim. Kız ben onlarda depo var diye biliyorum. Bir gidip bakalım, ne yapacağız? Başka çaremiz yok. Hadi kızlar açın çuvalın ağzını. Şu toprağı çıkartmadan burada çalışamayız. Nasıl çıkaracağız o çuvalları buradan? Ya Bahadır, bilgisayar gibisin oğlum. Sürekli uyarı veriyorsun ya. Biraz çalış, yardım et bize. Arkadaşlar, o Hayati çuvalları görürse durumu hemen ayıkır, size söyleyeyim. Bana bak, şuradan bir altın çıksın. O Hayati'yi var ya, resmen evine bağlarım, evine. Ya şuradan altın çıksın da yemişim Hayati. Her türlü yalan bulunur. Ver kızlar. Ver, al bunu taşıyalım. Hop, hop. Oğlum adam halı taşıyamayan adam, onu nasıl taşısın ya? Sen çıkar, sen. Sana da al çalış diyeceğim, beceremeyeceğim Yaren. Sen aslansın, kaplansın, yaparsın bu işi. Ver abi, ver abi. Biz az bahçe bellemedik. Yürü be! Ya kuzen, benim belimde fıtığı mı vardı? Ben böyle baksana, sağa sola yalpalaya yalpalaya yürüyorum. Bir şey olmaz sana, bir şey olmaz. Tövbe bismillah. Dur oğlum, geldik. Aa. Hayırdır Hayat abi, ne işiniz var sizin burada? Ya şimdi bizim evde sular kesildi de çok kötü, fena sıkışık durumdayız. Ya ya bir yol verin ya, Nevizade'nin evlatları, dur. Tamam, girin girin. Tabii o kadar sıkışmışsınız, neticede komşu komşunun şeyine muhtaç, girin abi. Ha tabii tabii, siz ne oldu böyle bir süt dökmüş kedi gibi masum masum bakıyorsunuz? Hayırdır, ne var o çuvallarda? Ne olacak bizim çuvalda ya Hayat abi? Allah Allah abi, sen baksana, girsene tuvaletine. Ya Carlos'cum, ben normalde kullanan adamım. Yani seni şimdi elinde çuvallarla görüp mü kullanmayacağım? Ne var o çuvala? Torpak mı var? Torpak mı? Aa, niye? Ya sebze ekiyoruz, meyve ekiyoruz. Sen ne yapacaksın bizim toprağımıza Hayat abi? Altınları mı buldunuz diyorsun? Hadi bakacağım. Ya altınla yatıp altınla mı kalkıyorsun sen Hayat abi? Ne altını ya? Allah Allah. Hayat abicim, bak bu yaptığın haneye tecavüz, çuvala taciz. Lütfen girer misin tuvaletine ya? Ya dur, bakacağım. Çuvala bakacağım ama Hayaticiğin dikine gitmem gerekiyor. Siz gene Hayaticiğe dua edin var ya. Yoksa kesin bu sefer çözmüştüm sizi. Kesin Nevizadeler. Gözünüzü torpak doyursun sizin inşallah. Hadi gidelim de domates ekelim kardeşim. Ne kadar garip garip işlerle uğraşıyoruz acaba ya? Hıyar ekelim, hıyar, hıyar. Kandemir. Kandemir. Oy. Şşş. Hayati geldi, sesini duyuyorum. Bu adamın ne işi var burada? Ne iş olacak ki Hayati'nin burada? Kandemir, Kandemir. Çıktım lan acaba tuvaletten. Bu çıkar mı oğlum? Bunun için bedava tuvalet, hamamdan tatlı. Aman aman odaya girmesin de. Ne oluyor oğlum? Abi sessiz, Hayati tuvalette. Hayati mi? Niye kendi evinde girmiyor oğlum? Abi sular kesilmiş, sular. Kandemir, sesin yakından geliyor. Ya acaba cimrilikten yiyip yiyip mi Hayati abi? Çok merak ediyorum ya. Hadi iki çuval daha atın dışarı hadi. Hayati manyağı geldi tuvalette sessize. Thank you.
Hayati Bey. Hadi ama benim de girmem lazım. Ya sen bana gelip kaldığında 15 dakika oturdun. Gazeteyi eklerine kadar okudun Kandemir. Oğlum bu çıkmıyor tuvaletten ya. Ay Kandil sen niye açıyorsun kapıyı, hastasın sen. Cici yavrularımız bizim nerede? Ya biraz hareket edeyim dedim de. Ay bizim halimiz hali hiç bakmıyor Kandil. Bir evde sular kesik. Sıkıştık, dişimiz de geldi. Hadi be. Vallahi kuzum kusura bakma. Su küçüğü diş büyüğü ben gidiyorum. Şişimi zor tutuyorum ya Kandil. Yardımcı olsana. Ya Kandemir ayıp ama kapıyı mı zorluyorsun? Ay ay Hati Bey ben çektim bak. Ne olur çık. Vallahi ben bırakacağım şimdi buraları, coktalar geçti bende. Aa Şehriban ablam ne yapıyorsun? Yani bizde sular kesildi. Çok sıkıştım ben şimdi yapacağım altıma. Gel gel geç. Tuvalette bile rahat yok insana ya. Sen ne yapıyorsun burada be? Ya Kandemir benim de komşum değil mi? Tuvaletini ben de kullanabilirim yani. Ayrıca hala en güzeli ben söylüyorum. Kandemir, Kandemir. Ne Kandemir o kan... Ay çok ödeyim altıma yapacağım galiba. Hadi be yenge. Sen ne duruyorsun orada ya? Ben hiç duruyorum aşkı. Ya Kandemir Beyciğim size şunu soracağım. Sizin çocuklar az önce buradan iki çuval torpakla geçtiler de... ...neler karıştırıyorsunuz siz gene? Ya Hayati Bey bir gider misiniz? Vallahi sinirim bozuluyor. Ay, adımlar tiksin sizin yüzünüzden ya. Ya şimdi iki çuval torpak, Şehriban Yiller'in sular kesik, bizim sular kesik. Normalde zeki bir insan bağlantıyı kurar. Ben eve gidip bir düşüneyim. Güle güle, güle güle. Oh! 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 Oh God! Vallahi yaren, suların kesilmesi mahvetti kızım bizi. Derya nerede, sen ne yapıyorsun orada? Hiç ablam, ben burada böyle duruyorum zaten yani. Demek de sular da kesildi. Afşi! Kimler orada? Biri hapşırdı Derya. Derya'nın sesi kızım. Yo, Maşka mı? Maşka'dan geldi, ben de duydum şimdi. Kız bu da mı Maşuka değil, vallahi değil ya. O Allah Allah kalktı bu ses. Siz benden bir şey mi saklıyorsunuz? Ne saklıyorsunuz orada da? Niye açmıyorsunuz kapıyı yaren? Dünürden saklanır mı böyle şey? Ay kötü bir şey mi oldu, bana mı söylemiyorsunuz ha? Niye pek kötüsü? Niye? Yok ki kötü şeyler dünyada. Her şey çok yolunda ablam. Oh be, çok rahatladım. Çok zararlı biliyor musun kendini böyle gelince yapmamak? Aa ben izninizle biraz dinleneyim yukarıda, şey yapayım. Vallahi Kandemir Bey sizde bir haller var, iyi misiniz siz? İyiyim, çok iyiyim ben, çok iyiyim. İyiyiz, iyiyiz, çok iyiyiz. Hadi ablam gidelim. Hadi. Aç, 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 aç. Çok vallahi yaşa. Kaptım, ben de şifayı kendimce kaptım. Ay iyi bak ki kendinize bak, zencefil falan için kız havalar soğuk. Tabii. Abi hapşırı çok kötü yaptım, pardon. İşler çeviriyorsunuz acaba, yok sebze ekiyorlarmış da, yok bahçeye bilmem ne yapıyorlarmış da. Allah Allah, atınar mı buldunuz acaba siz, he? Kaç zamandır dilimde ama yakında bu işi çözeceğim, Kandemir. Oğlum boruları patlatmışsınız, iki evinde suyu kesilmiş, hepsi burada ya. Ya nereden bilelim abi işte, ev eski falan ya, her şey birbirine karışmış, öyle vurunca patlayıverdi. O değildi acaba, hayattan başka çapan oldu mu ya? O yani Şehriban mı kıllandı ama o da kazıyı bilmiyor yani. İyi hadi hadi, bir an önce bitirin şu işi hadi. Tamam o zaman abicim, sen dinlenmeye, biz de kazıya devam arkadaşlar. Tamam. Abi senin ilaç saatin gelmedi mi? Abi bu atleti falan da değiştir, ilaçlar terletiyor ya. Abi biz çorbanı da şimdi hazırlayacağız senin. Abi ben evi böyle de aldım, sıcacık yaptım, bak gözünü seveyim, seni çok iyi dinlenmen lazım yani. Aman da aman, abilerini de düşünürlermiş be ha. Hadi işinizin başına, hadi. Sokak mı lan? Kim temizliyor burayı? Tamam.
Hadi bırakın goy goyu. Ya kızım ya Kandemir abi hastaneye kaldırdı. Ya ben mahşukadını öğreneyim. Ya bir arayıp söylemesi gerekmez mi ya? Ay Ceyhun, bana Derya ile ilişkini yorumlatmayacaksın şimdi değil mi? Ya ne bileyim kızım işte yakınımda sen varsın sana anlatıyorum. Bakıyorum da broşta çıkarmıyorsun ha. Sevdin galiba. Ya evet, çünkü çok güzel. Bir de benim için çok anlamlı. Hem hediye edilen bir takıysa hediye eden kişinin yanında takmak lazım bence. İşte herkes öyle düşünmüyor ama. Anlaşılan bugün sende bombalar çok. Ne oldu? Takmadı mı kolyeyi? Kim? Ceyhun kabul et. Bak kabul et. Gerçekten de normal değiller. Bak ben söylediğim zaman kızıyorsun. Ama söyleyeceğim. Ben Nevizadelerin peşini bırakmadım. Nasıl yani? Ya Esra ne işler karıştırıyorsun yine ya? Kızım özel hayattan bahsediyorum şurada şimdi. Nereden çıktı Nevizadeler? Ya uzaktan araştırma diyelim. Ya bu Doğan mevzusu ve devamının bir uzantısı gibi düşün. Esra. Bak bu düştüğüm durumlara bir daha düşmek istemiyorum lütfen. Ya sen merak etme. Ben sana anahtar teslim bir dosya bırakacağım çok net. Hadi ben kaçtım. Amirim. Gel. Dediğinizi araştırmaya başladık. Tamam. Bak Ceyhun komiserin hiçbir şeyden haberi olmayacak tamam mı? Tamam. Beni her adımda bilgilendir. Hadi bakalım. Kandemir, Demir. Kandemir zaten yılanın başı. Evet. Ferdi. Carlos. Çuval. Torpak. Evet. Ferdi, Carlos, Çuval, Torpak. Artık Tatlişko bir dedektif olarak sizin ne işler çevirdiğinizi kesin bulacağım Nevizadeler. Evet, tamam dur şimdi. Kandemir'in eşkali, Kandemir'in eşkali. Evet, böyle bıyıkları var. Bu da Gazanfer Nevizade, onda böyle. Böyle bıyıkları var. Evet. Demek ki katil bıyıklı. Baba. Annem sana bunu gönderdi. Ya o ne annem? Pavyonda mıyız? Allah aşkına yan masadan bir şeyler göndertiyor ya. Kuvvet macunuymuş. Ver, ver. Çocuk yapalım diye çocuğu alet ediyor. İyice delirdi he Allah aşkına ya. Baba bu tahta ne? Tahta işte. Sen okulda tahtaya kalkmıyor musun? Evde tahtayı görünce şaşırıyorsun. Allah aşkına kıyas ettin ya. Bu Nevizadeler bir şeyler çeviriyor. Benim bunu çözmem lazım. Çözeceğim. Şimdi az kaldı çözeceğim. Ferdi, Carlos çuvalı aldılar. Toprak vardı. Ya birazcık beynime kan gitmesi. Ya odadaki bütün oksijeni bitirdin Gıyasettin. Senin yüzünden çık dışarı. Çık birazcık da oksijen kalsın bana. Birazcık zeki olayım ya. Ya baba dediğin kadar bir toprak varsa hani evden çıkıyorsa bu toprak. Hani evde bir yeri kazıyor olmasınlar bunlar. Evet. Ya senin kafana saksı mı düştü? 15 yıldır ilk defa mantıklı bir şey söyledin Gıyasettin. Gel öpeceğim. Ya evet, bunlar evin işini kazıyorlardır. Doğru diyorsun. Ya bak ben niye böyle düşünemedim acaba ya? Ya sen normalde 56K modem gibisin. Ne oldu şimdi böyle fiber tespitler yapıyorsun? Sen beynine kablo mu döşettirdin yoksa kıyas ettin? Hadi yürü git şimdi. Gel gel bir daha öpeceğim. Gel daha öpeceğim. Hadi şimdi yürü git. Demek ki bunlar şimdi hep birlikte böyle evin içinde bir yeri kazıyorlarsa... Altınların olduğu odayı kazıyorsunuz. Altınların olduğu odayı mı kazıyorsunuz? Allah benim bir şeyler yapmam lazım. Benim bir şeyler yapmam lazım. Ulan demiyorsun. Bir şey diyeceğim. Kazıyorum, kazıyorum. Tersten çıkacağız yani. Dünyanın öbür ucundan çıkacağız diye korkuyorum ya. Carlos.
bana bak ne diyeceğim. Şimdi eğer şuradan bir altın çıkarsa var ya, yemin ederim 5 aydır biz boşa çalıştık, ter döktük be oğlum. Aman çıksın da boşuna uğraşmış olalım be yarenim. Arkadaşlar siz çalışıyor durun, ben Kandemir abinin çorbasını götürüp geleyim. Bana bak bir şey söyleyeceğim. Ne oldu Ceyhun'la sabah? Niye gelmedi o? Bir gerginlik bir şey mi oldu? Of sorma Yaren. Ya ben buna evde değilim diye yalan söyledim ya. Ona kuruldu. Sonra bir de kolyesini takmadın diye bozuldu gitti. Bana bak kızım. Öyle hediyeli sürprizli bir şeyler varsa söyle, biz halledelim bu sefer. Var. Ama ilk önce Kandemir abinin çorbasını götüreceğim, sonra anlatacağım. Ne anlatıyorsun bakayım? Kandemir abinin çorbasını götüreceğim. Çeksene. Ya çekil, yolumu kapatıyorsun. Senin yolun benim, ben. Kapanmaz o yol. Ya çekilirsen yürüyeceğim. Çekilmezsem yürümeyeceğim mi? Nasıl yürüyeyim? Ya şimdi gösterirdim de. Tabii burası biraz kalabalık. Ay acık özgün olun be. Dilimine. Carlos şunlara bak, Allah aşkına bizim gibi olmaya çalışıyorlar da. Orası biraz zor. Ayrıca da yani ne bileyim böyle, yok yürüyeyim, yok yürümeyeyim. Ay yürümecilik bilmem ne. Ayıp oluyor beyler. Yok estağfurullah ya, biz kendi çapımızda, kendi tarzımızda mutluyuz yani. Yürümecilik. O zaman biz de kendimize yeni yürüyüş stilleri bulalım. Yapalım, buyur başla. Lütfen önce sen başla. Başlıyorum. Dondurma yalayıp yalayıp bitirdiğim dondurma çubuğumun içinde yazan bedava yazım. Ha olur. Eski pantolonumun içinden son anda bulduğum kağıt param. Aa, güzel. Ben gidiyorum arkadaşlar. Hadi çekil çekil çekil. Onu bunu bırakın da eğer şuradan altın çıkmazsa hazır kazmışken yüzüstü gömün beni. Hadi devam devam kazın. All right kazın. Aha şakam geldi, tutamıyorum. Abi uyuyor musun? Yok Derya'cığım gel. İlaçlar yüzünden biraz böyle sersemledim de iyiyim iyiyim. Sana tarhana çorbası getirdim. Niye zahmet ettin tatlım ya? Ne zahmeti abicim, aşk olsun. Yine sağlık, çok güzel olmuş. Kandemir abi sana bir şey sorabilir miyim? Bana kızgın mısın? Yani Ferdi'nin yaptığı her şeyden ben de sorumluyum. Ben bunları babama anlatamam. Ama sen hem baba gibi hem de dost gibi oldun bize. Derya bak. Hepimiz defalarca hata yaptık. Daha da yapacağız. Yani işte üzerimde böyle babanın sorumluluğunu hissettiğim için o parayı bir an önce toparlamaya çalışıyorum. O yüzden yani. Biliyorum abi. Ama Ferdi'nin de o gün dediği gibi ben de Ferdi'yi seviyorum abi. Abi müjdeli haber geldi. Faysal tutuklanmış. Ha. Bari o şerefsiz cezasını çeksin. Aferin lan, sen olmasan bu tezgah bitmez ha. Estağfurullah abi. Ben çıkayım da çocuklarla kazıya devam edelim. Ferdi. Biraz otursana şöyle. Ya ben sana o gün... sonra bu evden yürü git dedim ya. Git demek istemedim be oğlum. Sinirden işte en sivri lafı buldu dilim. Aşk hata yaptırır dedim. Evet aşk hata yaptırır, haklıyım ama başka türlüsü de aşk olmaz zaten. Mevlana'dan iyi mi bileceğiz oğlum? Ne demiş? Aşıklarla başa çıkacak gücün yoksa eğer... aşka ne diye hayret ediyorsun? Etme. Etmiyorum. Birbirinizi sevdiğinizi görüyorum. Ama tezgah bitene kadar bu aşkın size hata yaptırmasına izin vermeyin. Ceyhun'a karşı artık sorumluluk sizde. Etme hiç. Söz abi. İyi ki başımızdasın. Bana bakın ya, şu kazıdan bir şey çıkarsa haber verin oğlum. Meraktan ölüyorum. Hayati gibi oldum lan. Bu altınlar nerede ki acaba? Kandemir, Kandemir.
Hadi, hadi, hadi. Çorbanı bitir ama abi. Tamam, tamam. Hadi. Hadi, afiyet olsun. İyi istirahatlar abi. En sonunda kazmamızın ucu bir yere değdi arkadaşlar. Ne çıktı be, ne çıktı? Yoksa çuvaldaki, ha? Tabii tabii. Çıka çıka pet şişe. Pet şişe doğada 5000 yılda yok olan bir şey. Demek ki 5000 yıldan daha yakın bir zamanda atmışlar. Ya hiç mi umut yok lan? Ha? Ya ne bileyim yani, kazacağız kazacağız. Daha nereye kadar, magmaya kadar mı kazacağız? Anlamadım hiç. Aynen öyle. Yani biraz daha kazsak bildiğiniz Marmaray durağına bağlayacağız. Lan Bahadır. Biz içeride kazma kürek, sen burada domates börek. Ne ayak? Oh. Abi evi başımıza yıkacağız. Yani nereden biliyoruz ki zaten? Gazanfer dedi belki de onu oraya koyduğunda bunaktı. Saçmalıyordu. Nereden biliyoruz? Arkadaşlar, Umut fakirin ekmeği ya. Ya rica edeceğim. Yılmaz Güney'in Umut filmini düşünün. Orada Tuncel babamla nasıl böyle kazı yapıyorlardı. Umut umuttur babalar, yapmayın. Umut umuttur, Umut umuttur. Ne umudu ya? Bizim umudumuz bunları atmak işte dışarıya. Hadi gel, mavazlar atalım. Carlos, ben hakikaten umutluyum abi. Benim umudum var. Ben umudunu veririm, umudunu veririm. Ben de umutluyum. Canımın içi benim. Çayını içtim, aklına kız. Derya, bir çay koysana bana be. Kız, ben hakikaten umutluyum ya. Gerçekten ben de umutluyum yani. Çuval torpak, iki çuval torpak taşıyorlar. Demek ki kaytan bıyıklı Gazanfer çok derine gömmüş altınları. Bak hala taşıyor bunlar ya. He. Şişt, Kıyasettin. Seni kendime asistan tuttum. Al bakayım şunu. Heh, şimdi not et bunları. Yaz. İki çuval torpak yaz. Heh. Baba, iki tane çuval çıktı işte. Bunu niye not edeyim ki? Ya oğlum, Allah aşkına, senin beyincin hasarlı. Ben biliyorum, sen onları yaz gene de. Ya sen öyle bir çocuksun ki ben seni gayet inandırabilirim yani normalde dünyanın yuvarlak değil kare olduğuna, dünyanın aslında dönmediğine falan. Hayati, Hayati. İçeride bir damla su yok. Acaba sen ne yapıyorsun orada? Ya sen ne kadar kaba bir insansın Cemile ya. He? Yani vallahi sana Cemile değil Cemil diyeceğim bundan sonra. Çünkü gerçekten artık böyle benim asker arkadaşım gibisin sen ya Cemilciğim. Kapat kulaklarını, anana bir şey söyleyeyim. Kapat. +18 kapat. Ya bak, Hayaticiyi öyle bir hale düşürdün ki kendisi artık yalnız, kimsesiz ve acıklı Sezercik gibi oldu ya. Gerçi Sezercik de olmaz yani, onun da Aslan Parçası Sezercik diye filmi var. Gıyasettin çocuğum, kapa. Kapa, kapa, kapa. Ben de +18 bir şey söyleyeceğim. Hayati, sana verdiğim o kuvvet macunlarını yeseydin belki kaderi değişirdi Hayaticiğin. Haydi git içeri. Haydi git içeri. Benim burada işim gücüm var Allah aşkına ya. Kandemir, Kandemir. Hayati, bundan sonra ya ben ya Kandemir. Anlaşıldı mı? Ya Cemileciğim, Allah aşkına içkim yok, kumarım yok. Bir Kandemir'im var, ona da karışma ya. Karışma. Evet, yazdın değil mi? İki çuval yazdın. Tamam yazayım ki. Al işte, gerizekalısın ya. Adam gibi not et. Şayse yenge, şayse. Kolum koptu yani. Bütün gün, her gün böyle su mu taşıyacağız? Şeriban ve Şakşuka ikilisi. Ne oluyor öyle ya? Taşıma suyuyla değirmen dönmez. Çünkü taşıma su küçük bir Japon kızıdır. Nasıl ama espri, değil mi? Bırak şakayı şimdi. Ne oldu, hala gelmedi mi sularınız? Gelmedi Servet abi. Vallahi perişan olduk biz. Allah Allah.
Biliyorsunuz çocuklar benim su faturalarıyla derdim var. Çünkü hiç yıkanmıyoruz, 50 lira geliyor. Islak mendille siliniyoruz, gene 50 geliyor. O sebepten ben çok sık ararım sular idaresini. Aradım, bizim mahalleden haberleri bile yok. Acaba yalnız seninle Hayati'de mi kesik sular acaba Şeriban? Bizde yok Servet abi. Şey, bizim onların evleriyle her şeyimiz ortak ya, ondan herhalde. Servet amca, tuvaletine gelebilir miyim? Başımın üstünde de yalnız ben sana sepeti sallayayım, ona gör ihtiyacını istersen. Bırakalım şakayı şimdi de gelelim sadede. Ben şey diyorum, dünyanın dörtte üçü su, yani %75'i. Ama bu sulardan yalnız %3'ü içilebiliyormuş. Neden? Çünkü sular kirliymiş de onun için. Peki suları kim kirletiyor? İnsanoğlu denen bir varlık var. Suları o kirletiyor. Peki bu insanlar kim? Afrika'daki yerliler mi? Avustralya'daki aborjinler mi? Karadeniz'de yaylasında oturan ineğini sağan Karadenizli vatandaşlarımız mı? Ormanları kim yakıyorsa, yeşile kim kıyıyorsa sularımızın içine de o ediyor. Servet amca, ben doyaya yapmayacağım. Tuvalete yapacağım. Sen galiba biraz yanlış anladın. Kız o öyle demek istemiyor, sana demiyor. Kime diyor? Anlayana diyor. Haberlerde kimse pek dillendirmiyor ama küresel ısınma hala devam ediyor. 10 seneye kadar yağmurlar iyice azalacakmış. Yağmur yağmayınca ne olacak? Kuraklık olacak. Kuraklık olunca ne olacak? Elde avuçta su kalmayacak. Dolayısıyla da dünyayı götürecek, affedersin. Öyle. Allah doğru diyor Servet abi. Hayırlısı. Ne oldu? Bulabildiğiniz bir şey? Abi yok ya, yani öyle bir kazdık ki vallahi müteahhit gelse direkt bina diker içeri, öyle kazdık yani. Bir daha bu su mevzusundan dolayı diplere çok girmiyoruz da kablo mablo mahalleyi yakmayalım yani. Ya bu milletin susuzluğunu ne yapacağız abi? Şimdi şişi gelen bizim eve gelecek. Yani boruyu ancak yere yaptırabiliriz. Yani birileri gelirse vaziyetleriz artık, ne yapalım? O zaman akşama kadar bitirelim şu işi. Hadi 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 hadi. Hadi. Abi hadi. Şu tuvalet girişini diyorum, acaba paralı falan yapsak? Hadi goy goy dozaj, hadi Mahu dozaj. Goy goy dozaj. Goy goy dozaj. Ulaşabildik amirim. Tamam, yarın aynen devam. Peki amirim. Böyle diyordu, aradım ben de geçmiş olsun diye sandım. Kandemir abi nasıl, şimdi iyi mi? İyi, öyle dinleniyor işte. Anladım. Ya ben sabah böyle sana biraz kızdım. Bir de bu kolye olayı falan işte, tuz biber oldu. Ben şimdi çıkıyorum, bir geleyim seni alayım, yemeğe gidelim mi beraber? Anladım Ceyhun ama babamı bırakamam. Başka zaman gideriz, olur mu? Başka zaman. Ne oldu? Yüzün yine asılmış senin. Yemeğe çıkalım mı? Sen Derya ile buluşmayacak mıydın? Geliyor musun? Geliyorum. Çantım abi. Abi nöbetler. Of! 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 Bu İstanbul'un suyu bitti bitti diyorlar. Bir tek bize mi bitti Maçka? Niye gelmiyor bu sular canım ya? Su dairesini aradım. Azra yokmuş. Arıza kızım, arıza. Allah, bunca yıllık kadınım ben. Yürümeyi öğrendiğimden beri bulaşık yıkarım. Daha mutfağımı şimdiye kadar bu halde görmedim. Leş, leş her taraftan yağ akıyor. Ne yapacağım ben ya? Kokacağız Maşuk. Maşuk'a bir koku alıyor. Koktuk mu kız biz? Evet yenge, bir koku geliyor. Maşuk'a! Yenge, sen bulaşıklarına mı üzülüyorsun? Asıl sen bana üzülmen lazım.
Güzellik banyomu yapamadım. Cildim yağlı kaldı. Seks appeal kaybına uğrayacağım. Ay kız ya dediğinde bak yine aklıma geldi. Benim o tabakların falan yağını akıtmam lazım. Uyuyamam, uyuyamam maşuka. Yenge benim yıkanmam şart. Kandemirlere mi gitsek? Kız sırf pırt dişe gidiyoruz. Bir de yıkanmaya mı gideceğiz? Ayıp kız. Yenge biz yabancı mıyız? Ben Kandemir'le öpüşen bir insanım. Come on Şehri. İyi uyduk yine bu delinin aklına gideceğiz oralara. Hadi come on come on diyorsun oturuyorsun hala. Vien maşuka vien s'il vous plaît vite vite. That's French Şehri. Oui. Vien vien vien. İki çuval daha taşıdılarsa demek ki bunlar da altınları bulamadılar. Öyle mi Kandemir? Kandemir demek yok dedim sana. Ya Cemileciğim ben de öyle hemen bırakamıyorum ya. Tiryakisiyim yani. Söz bırakacağım ama söz. Neyse aç sen ağzını. Aç 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 aç. Gel aç hadi. Ya al. Cemile çüş. Oha. Hangisiyle susuyordun sen acaba ya? Kavanozun hepsini bitirdin. Bu sefer de geçen seferki gibi olacak inşallah. Maşallah. Ya Cemileciğim bak sular akmıyor. Bir damlacık su yok. Sen beni lütfen gusulsüz, usulsüz işlere bulaştırma. Duş mu almak istiyorsun? Duş alınca hallolacak yani. Duş istiyorum bir de $100 istiyorum. Ne diyorsun Allah aşkına Cemile ya? Tamam. Kırk Nevizadelere gidiyoruz. Yıkayacağım ben seni orada. Tamam mı? Çabuk düş önüme. Nevizadelere mi gidiyoruz? Nevizadelere gidince ben de hem ortalıkta neler dönüyor onları çözmüş olurum. Planımı da böyle dillendirerek zeka seviyemi de düşürmüş oldum. Neyse işte bunlar hep reyting. Sus Hayati sus. Yürü gidiyoruz. Kandemir. Geliyorum. Hayati, dur bir dakika ya, bir şey söyleyeceğim. Nereye böyle? Yardım et ulan kadına, her şeyi karına taşıtıyorsun. Tutuver ucundan şöyle. Ya Servet abiciğim, yapma Allah aşkına. Şimdi yani bir bak, kendisiyle ben bir miyiz? Zaten o benden daha güçlü. Nevizadeleri çarşaha mamana çevirdiniz ya. Neden gitti sularınız? Çağırın bir adam, verin parasını, baksın gitsin. Böyle mütevekkil olarak kaderinize razı olmuş bekliyorsunuz. Kendi kendine gelir sular sanki ha. Olmaz. Yanlış, ters, çirkin. Aa, Şerif onlar da çıktı. Gel kız gel, bana bak. Ne o? Siz de mi nevizadeleri? Evet Servet abi, bulaşıklar dağ gibi oldu, koktu. Bir onları yıkayalım dedik. Ben de duş alacağım Servet amca. Cildim isyan kar yani. Oo, hep beraber hamama gitseydiniz bari. Eskiden hamama gidilirdi. Kadınlar hele sabahtan giderlerdi, akşama kadar kalırlardı hamamda. Yemeler, içmeler, saz, söz, çengi, dedikodu bol. Ondan sonra oynarlar, gülerler, pilavlar, kısırlar filan kalırlardı. Maksat yıkanmak değil. Yıkanmak da işin içinde var ama oğluna kız mı bakacak birisi? Hamama çağırırdı kızı. Orada hiçbir şey saklayamazsın. Her şey kabak gibi ortada. Hiç öyle amorfunu filan falsonu örtemezsin. Her şey ortada. Anlatabiliyor muyum? Tam benim kafa ya. Kızım, maşuka. Sen zaten düğüne gitsen zurnaya, hamama gitsen kurnaya aşık olursun. Hiç aklından çıkmıyor ki. Ağzına sağlık Servet abi. Servet abim, biz gidelim de yıkayalım şu bulaşıkları, işimizi bitirelim erkenden. Cemile, biz önden gidelim. Vallahi bak, bunlar beklerse oho, oho yürü yürü. Sen kim oluyorsun da ilk gidiyorsun? Hem ben o evin hanimi sanıyorum. Hanimi, hanimi. Ya ben sana geleyim de sana diskiyon dersi vereyim istersen. Hadi yürü bakayım. Şişt. Tellak lazım mı tellak? Gelelim bir kese de biz atalım. Eskiden kese atarlardı. Öyle bir kese atarlardı ki vallahi adamın derisini kaldırırdı tellak. Böyle bir getirirdi böyle tokatlı. Bir böyle yapar. Sıyırır derini sonra tekrar yapıştırırdı sanki. Şimdi conconlar masaja gidiyor. İki yağlıyorlar bunları. Şöyle bir gıdıklıyorlar. Ondan sonra çıkıyor oradan. Oh aman yarabbi ne kadar rahatladım. Pala bıyıklı bir tellağın eline geçeceksin ki sen o zaman gör rahatlamayı. Allah!
Yok bir şey burada ya. Boşuna öldük bittik sabahtan beri ha. Ah be Gazanfer dedem ya. Şunu böyle daha kolay bir yere gömseydin ya. Hadi kapatalım şurayı hadi. Gideyim Kandemir abiye haber vereyim bari. Of ya of. Ne oluyor lan? Aha! Şey diyeceğim arkadaşlar, yalnız Gazanfer deden biraz küçük hissediyormuş ya. Hadi açalım abi, hadi ya. Aç, 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 aç. Yine geldiler ya. Bu sefer var ya geldiler ha. Dur, dur. Ben bir bakayım onlara. Aa, Hayati abi. Ay Maşuka. Cemile, Şehriban abla, hoş geldiniz. Ne iyi ettiniz de geldiniz. Kızım ne bağırıyorsun pazarcı gibi, Allah Allah. Hanımla siz kendi aranızda öyle hoşlaşıverin, hoş geldin, beş gittin. Benim birazcık işim var, ben onlarla uğraşacağım. Tamam canım. Evet. Torbaklar böyle, böyle, bir de böyle gidiyor. Tahmin ettiğim yere gidiyor. Nevizadeler dışarı çıkın, etrafınız sarıldı. Aa Hayati abi ne yapıyorsun? Ya babam uyuyor yukarıda, sessiz ol, vurma kapıya. Uyuyor mu? Ay ben sanki malımı bilmiyorum. Su uyur, Kandemir uyumaz. Hayati sen ne yapıyorsun orada, çok ayıp. Derya hani bizim evde hala sular kesik ya. Hayati abini şuralarda bir yerde bir çimdiriversem olur mu? Ay yok artık. Derya kızım bizde de gelmedi hala sular. Bunlar koktu. Ben bari şu yukarıda yağlarını akıtıversem kızım. Derya ben de duş almam lazım. Yüzüm tamamen, cildim hep yağlandı, tamam mı? Kandemir'in odasında ebeveyn banyosu var mı? Ama ben de sizin ebeveyniniz sayılırım ya. Tamam. Şey yapalım, yukarı çıkalım. Yukarı çıkalım, her şey orada zaten. Orada yapalım. Gördüğünüz üzere kimse yok burada Hayati abi. Hadi yukarı. Hanım, eviniz yeteri kadar pis zaten. Neyse gene de yukarı ayakkabılarından çıkma. Evet çünkü yani. Sen geldin. Abi bu sefer hepsi geldiler ya. Hepsi geldiler abi. Hayati duş alacak. Banyo yapacakmış ya. Ya ben çatlıyorum, Allah aşkınıza şunu açalım ya. Hadi dışı küçük içi büyük olsun be. İnşallah inşallah. Bu ne ya? Bireyde. Bu ne kırış kuruş? Eski İstanbul haritası bu ya. Üsküdar hatta burası. Kız Kulesi yazıyor. Bir tane evi yuvarlak içine almış. Abi Gazanfer de galiba defineyi başka bir yere gömmüş. Ne yapacağız? Kamba abiye haber vereceğiz. Ne yapacağız? Doğru. Hadi. Ne hadi soracağız? Unuttum. Pardon. Şehriban ablam. Sen geç mutfağa bulaşıklarını yıka istersen, hadi. Hay Allah razı olsun kızım, vallahi bunlar kokacaktı. Ne yapardım ben? Sizin bulaşıklar varsa onları da yıkayıveririm hemen. Hayati abi, sen de şöyle bekle. Hadi Cemile abla, hadi. Ben banyo nerede olduğunu biliyorum. Cici kızım beni, cici 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 cici. Bir de sessiz olalım tamam mı? Çünkü Kandi uyuyor. Ya biz de çimmeye geldik. Biz niye çimemiyoruz? Allah Allah, ben de gidiyorum maşuklarına. Sen nereye gidiyorsun maşukanın peşinden? Düş önüme şöyle, düş, yürü. Hadi yürü. Hayati abi, hadi. Of, of. Kandi. Maşukan, ne işiniz var burada? Duş mu yaptın? Bıyıklarına da şampuan sürüyor mu? Argan yağı mı kullanırken ben aklında mıyım? Ama Maşukan, fazla yaklaşmayın. Hastalığı henüz atlatamadım, sizi de bulaştırmayayım ben. Biz korunuruz Kandi, merak etme. Tartettiğin şeye bak. Hadi sen gir içeri, ben şimdi duşumu alıp geleceğim. Ondan sonra seni böyle hamur gibi yoğuracağım. Ha, bu arada teşekkür etmeyi unuttum. Her şey için sağ olun. You wanna kiss me, you wanna kiss me. Kiss me, you wanna kiss me. Sorma. Babacığım, babacığım sen oraya istersen hiç bakma. Babacığım, bir şey soracağım yine.
Hemen aşağı inmemiz gerekiyor. Ne oldu kız, buldular mı yoksa? Bilmiyorum, bir şey bulduk ama bilmiyorum ki. Hemen, hemen. Tamam, hemen giyinip geliyorum. Tamam. Ablam çok teşekkür ederim. Ya Cemile, bu ne? Kaniş köpek mi yıkıyorsun? İnsanların evinde rezil ettin beni Allah aşkına ya. Sus, yıkamadan olmaz dedin. İşte yıkayacağım olacak, otur. Otur, otur. Yavaş yavaş, yavaş yavaş. Bak yıkayacaksın ama yani zaten biz yıkanıyoruz, yıkılıyoruz yani hepimiz. Evet, haydi, haydi. Haydi bakalım. Yavaş yavaş, yavaş yavaş. Ay, ay, ay Cemile, yaktın beni Cemile ya. Of, bak sen ne yapıyorsun ya acaba, he? Ya Cemile, sen insan mı haşlıyorsun? Sen yamyam mı oldun da insan mı yiyeceksin beni kaynattım Cemile ya? Bir kan demir mi yiyordum sanki ben? Ay, vallahi yaktın beni Cemile ya. Allah'ım, ben hangi dizinin sarışınıyım da gene beni soydunuz buraya? Tamam, haydi, haydi. Güzelce yıka. Bak, eve gidince Hayati, bu çocuk işi hallolacak haberin olsun. Şu kulakların arkasında yıka güzel. He, evet, bir kulağımın arkası kalmıştı. Yıkanmadık, orayı da yıkayalım Cemile, dur. Haydi dök, durula, durula. Durula bak, nerede? Ah. Ah, yeter, yeter. Vallahi yeter Cemile. Ya kan demir, kurtar beni, kan demir. Bak gözlerim yanıyor, ah. Abicim bu kazıya nereden girdik ya? Adam salonun ortasında leğen oturmuş, şapur şupur yıkanıyor ya. Neyse, demek ki bu haritadan anlaşıldığına göre Gazanfer Baba ne olur ne olmaz diye altınları başka bir yere gömmüş ha? Bu haritadan nasıl bulacağız abi evi? Bahadır, sen bakıp bilgisayardan bugünkü yerini bulabilir misin? Abi, yani denerim ama en kötü ihtimalle yakın bir yerlerini bulurum. Hadi o zaman dağılalım. Abi be, sen hiç dışarı çıkmasan, üşütmesen, dinlensen. Evet abi ya, dışarısı curcuna. Ben onları göndereyim, sen şöyle bir istirahat et. Bunu dağıl abi. Sağ ol koçum. Hadi. Her gün hasta olacağım ha. Aman Allah korusun. Derdi. Koldan çekmeler falan ne oldu? Biz de gider miyiz bir yerlere? Gideriz. Sen hallet şunları. Sonra çıkarız seninle, tamam? Tamam. Ben gideyim, onları halledeyim. Git onları hallet, sonra gel, tamam? Tamam. Hadi. Bizim haritaya göre adres buralarda bir yerlerde. Ben şimdi günümüzün haritasıyla karşılaştırıp bir olası adres listesi yaptım. Harita. Hadi yarın biz gidelim. Biz de birazına bakalım. Yok anam yok. Siz birbirinize bakın. Sonuçta cicim aylarındalar yani, değil mi? Anlarız biz. Şşş, Nevizadeler. Bak eğer altınları bulursanız hemen haber verin. Akşama şöyle kutlama yaparız ha. Demek ki neymiş? Altınlar beşe bölünecekmiş. Yok size altın mı altın? Aa. Bulunca kaçacağız. Yarın alacağız gideceğiz. Siz öyle fakir kalın ki birbirinize iyi bakın. Bahadır be. O kadar bütün gün internet başındasın. Yok mu hiç böyle oradan? Ay hakikaten Bahadır ya. Bence yakında Tuncay'la ciddi düşünecekler. Bir şey söyleyeceğim. Tamam aşk poşet çay salla salla çok rahatsız oluyorsun eski hikayelerden de. Artık lazım bir şey yani. Şş, bulaşmayın bana, iyiyim ben ya, mutluyum. Tuncay yokken daha da mutluyum. Çocuğun yarısını deşmeyin şimdi. Onun kıvırcık gözlü mavi saçlı Özge'si var. Yalnız sana bir şey söyleyeyim mi? Bak yaz, sen öyle bir manita yapacaksın ki kendine ortalık sallanacak. Yaz yaz, SLM NBR yaz. Şş, yarınım, hadi bir tane. Hadi yürü. Hadi kolay gelsin. Hadi bye. Bye bye. Üşüyor musun bakayım? Biraz. Ama olsun, hiç umurumda değil ama. O kadar mutluyum ki sahibim. Kandemir abi ne güzel söyledi değil mi? Ya uzun zamandır hiç bu kadar içim böyle rahat etmemişti. Ya bana da ne koyuyor biliyor musun? Sanki böyle yaptıklarım hiçbir işe yaramadı gibi yani, ne bileyim. O kadar risk aldık ettik. Yine bitmedi tezgah. Hayır, nasıl işe yaramadı Ferdi? İşte Kandemir abi bizi anladı, bize hak verdi. Daha ne olsun ki?
Bakma Derya, ben çok bunaldım. Yani bu son olaylar falan olmasa var ya, ben o parayı toplamadan hayatta dönmezdim o eve ama Kandemir abi işte böyle hasta görünce... Ya bak bir şey söyleyeceğim. Ne olur öyle bir daha eve gelmemez falan yapma. Ben sensiz yapamam ki, ne olur. Ya ne diyeceğim be? Bu sefer de işimiz rast gitse, şöyle Gazanfer'de de kurtarsa bize ne olur yani? Ah be Gazanfer'de de duy sesimizi ne olur. Babamla konuştum geçenlerde, sesi çok kötü geliyordu. Mahkeme de yaklaştı. Sabret, az kaldı. Sana ne soracağım asıl? Tatsız bir soru da. Bu Ceylan'dan ses çıkmıyor, hayırdır? Bana fena bozuk çünkü. Ha, iyi bozuk olsun da ne oldu ki? Aman boş ver. Asıl ben sana bir şey soracağım. Boğaz'da en çok sevdiğin yer neresi? Nasıl yani? Mekan olarak falan mı yoksa? Hayır yani böyle insan... Yani İstanbul'a diyorum böyle en çok... bakmayı nereden seviyorsun mesela? İstanbul'a, İstanbul'a. Hı? Hadi gel. Sen burayı çok seviyordun değil mi? Sen nereden biliyorsun ki benim burayı sevdiğimi biz? Senle daha önce buraya gelmedik değil mi? Yok, gelmedik. Ama geçen sene bahsetmiştin, oradan hatırladım. Ya, unutmadın yani. Unutmadım. Niye unutayım ki? Hem ben ne zaman senin söylediğin bir şeyi unuttum ki Ceyhun? Vay, Esra vurdu gol. Tabii canım, sen taktın mı unutmazsın zaten. Mesela bakınız Nevizadeler. Ya, çok merak ediyorum bu Nevizadeleri dışarıdan nasıl takip ediyorsun ha? Yani 40 yılın birinde dışarı çıkmışız Ceyhun. Nevizadelerden mi bahsedeceğiz? Ne güzel kendimizden bahsediyoruz. Ya Esra... Neyse. Beni davet ettiğin için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sağlığına. Sağlığına. Yaren'im bak, ev sanki burası gibi. Yani şey şimdi sokak doğru tamam burası da ev o ev mi öbür ben bile bir aklım karıştı. Ne yapsak? Şey yapalım, Bahadır'a konum atalım. O haritasına baksın, eşleşiyorsa tamamdır. Gel bir aklını koklayayım öpeyim senin be. Yani sen atsana konum, ben beceremiyorum ya. E tabii ben yapacağım, kim yapacak? Sen kim, konum göndermek kim? Hop, çat. Gönderdim Bahadır'a. Hazır telefonu da çıkarmışken diyorum. Çıt çıt çılık mı yapsa? Tabii canım. Yaz, Yarenimle Define arama keyfi. Şş, poz. Kız. Üşüdün mü sen? Üşüdüm de umurumda değil vallahi. Niye? Çünkü seninle üşümek de güzel bir. İkincisi de böyle beraber üşümezsek... birbirimizi ısıttığımız zamanların değerini anlayamayız diye bir düşünce belirdi şu an. Kurban olurum ona sana. Bakayım. Burnun da üşümüş. Üşüdü tabii. Yanaşım mı üşüdü yanaşım? Yanaklarım da çok üşüdü. Duduşlarım buz kesmiş. Duduşları ısıtsam o. Bak şimdi. Telefonuma kulak kesil bir yandan. Bir yandan duduşu uzat uzat. Telefona da kulak kesil bak. Hop! Ben mallarımı biliyorum ya. Mallarımı biliyorum ben ya. Aha Bahadır. Hadi bu çocuk geri zekalı. Her öpüşeceğimiz zaman arıyor. Biz niye peki iki işi bir arada yapamıyoruz? Yani mesela öpüşürken telefonla konuşma. Aynen, karşı tarafa lafımızı söyleriz. O konuştuğu zaman öpüşürüz. Hatta Tuncay'la konuşurken neler neler yaparız yani. Üf, aç şunu aç. Tadımız kaçtı. Kaçtı tabii. Heves kalmadı, heves. Ne var be? Kotasını açtığımın çocuğu. Ne oldu? Yine öpüşmeye mi denk geldim ya? Yine mi öpüşüyorsunuz? Sen ya nereye denk gelecektin oğlum? Ne istiyorsun? Abi doğru adrestesiniz. Adres orası. Haritada öyle görünüyor. Sağ ol Bahadır. Telefonla haber verdiğin için çok sağ ol bunu yani. Bana bak. Güven gönderelim mi? Yengen soruyor. Yok, teşekkür ederim. İyiyim. Sağ ol. İyi hadi. Allah'a emanet. Kapat. Allah'ım yarabbim ya. Ha burasıymış. İyi bakalım azıcık daha bu giren çıkan olacak mı? Bakalım tabii canım. Derya. Hatırlıyor musun buraya ilk geldiğimiz günü? Bütün parayı toplamıştık. Sen de bana bir söz vermiştin.
de işte. Sana salak kafam. Seni gittik sözüne verdik. Demek sözlerin verildiği yer burası ha? Öyle. Bak sana komik bir hikaye anlatayım. Yani çok komik bir hikaye değil de hikaye işte. Carlos'la ilk İstanbul'a geldiğimizde haremle indik otobüsten. Yol bilmiyoruz, iz bilmiyoruz. Döndü bana. Güzel, ne yapıyoruz? Dedim ne yapalım oğlum? Gel dedim şu boğazı görelim ya. Herkesin bahsettiği bu boğaz nasıl bir yer acaba? Geldik buraya böyle bu kadar boyumuzla. Kalktık böyle. Sesimiz de incecik ha. Ulan dedik İstanbul, seni yeneceğiz. Şu kadarız ha. Şimdi o halimi görsem iki tokat vururum. Ama sorarsan İstanbul'u yenebildiniz mi diye. Bak o kadar sene geçti. Belki kendimizi düşündük ama bu şehir her zaman sana golü atıyor bir yerde. Yani İstanbul'u yenmenin pek de mümkünatı yok. Ama o gün verdik kardeş sözümüzü birbirimize. Neymiş bakayım verdiğiniz söz? Hı? Ne olursa olsun ayrılmayacağız dedik birbirimizden. Bu şehir bize ne yaparsa yapsın yine de ayrılmayacağız. Ne güzel. Bak hiç ayrılmamışsınız. Tutmuşsunuz sözünüzü. Ayrılmamışsınız hiç. Biz yeter ki söz verelim. Tutarız. Derya, ben hiç bozulmasını istiyorum. Ben de. Ya manzara çok güzeldi. Uzun zamandır böyle işten vakit bulup seninle konuşamamıştık. Güzel oldu. Vallahi ne yalan söyleyeyim Esra, bana da çok iyi geldi. Teşekkür ederim geldiğin için. Ben teşekkür ederim. Ya Esra, ben sana bir şey soracağım. Şimdi mesela hani bir kadın hani sevgilisi hani niye yalan söyler? Ama şey yapma hemen yani. Yani bu nasıl bir yalan olduğuna bağlı. Yok canım öyle büyük bir yalan değil. Küçük yani şey gibi mesela hani işte evde değilim diyor ama hani evde çıkıyor onun gibi. Ne bileyim belki o an sevgilisini görmek istemiyordur. Belki ondan kaçıyordur. Yavaş Ceyhun ya. Ha, pardon ya ben şey zannettim. Tamam lan sen de. Senin eve geldik sandım o yüzden. Yok daha ileride. Ne diyeceğim? Bana gelmek ister misin? Bir kahvede ben de içeriz. Yok ya ben şimdi şey gideyim. Geç oldu. Ya ne olacak ya? Yani yarın da işe bir saat geç gideriz. Bir şey olmaz ki. Yok Esra ya. Şey şimdi gideyim ben. Merak tamam peki. Ama çok teşekkür ederim bu yemek için. Gerçekten çok güzeldi. Bu kadın büyük bomba ben sana söyleyeyim. Aynen öyle. Yarenim, biz bu eve öyle tezgahsız plansız giremeyiz. Bizim işimiz şimdilik bitti. Kadın çok olaylı görünüyor yalnız. Belli belli gel hadi. Bana mı vereyim mi ceketimi? Aman yok be. Niye be? Aman. Aman. Yapıyorsun Hayaticik. Bak sular kesildi ama senin debin yükseldi Hayaticik. Of! Allah'tan Cemile uyuyor. Yoksa benim kafamı taksinin camına sıkıştırıp iffetimle oynardı. Cemil Cemile. Hayaticik bir dur, bir sakin ol. Benim hayatıyla düşünmem lazım. Kanlarım beynime doğru toplanın lütfen kanlarım.
Çık elimden melun leke. Benim bu enerjiyi bir yere kullanmam lazım. Geliyor, şarkı geliyor, şarkı geliyor, evet. Altın, altını, 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 altını. Altınları nereye koydun? Kandemir, 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 kandemir. Altınları nereye koydun? Kandemir. Evet, evet, dur benim bir kağıt kalem bulup bunu yazmam lazım. Geldik. Al elini, ver elimi, hayatta başarılar. Ya hayatta başarılar neymiş be? Onu harbiden diyorlar. Yarışma programı bu. Seviyorsan kardeşim o eli tuttun mu bırakmayacağım. Ben senin elini bıraktım mı hiç? He, ben bıraktım mı hiç? Bu eller bu eli bir kere bıraktı. O da o eller yüzünden. Bundan çok iyi damar olur ha. Eller, el. Onu unutturma bana da yazalım bir ara. İşte Servet abi bu saatte hiç kalmazdı. Ne oldu? Aa, bir sıkıntısı mı var acaba onun? Servet abi. Ha. İyi geceler Carlito. Hayırdır abi, sen çıkmazdın bu saatte cama, iyi misin? Uyku tutmadı be Carlito. Yüreğim daraldı, içim sıkıldı biraz. Hay ben senin içine kurban olayım Servet abim, ne oldu? Mazi kalbimde yaradır derler ya. İşte o kerkenez mazi uyutmadı beni yavrum. Gerçi geçmişe mazi, öpülmüşe gazi derler ama hatıralar var ya, hatıralar. Bu gece çok fena vurdu beni. Deldi geçti. Pişmanlıklarım, yapamadıklarım, ölen arkadaşlarım. Size şimdi sorsam gençliğim nerede? Hani nerede benim gençliğim diye sorsam cevap verebilir misiniz bana? Vallahi biz kendi gençliğimiz nerede onu bilmiyoruz ki. Servet abi seninkine cevap verelim. Hayat bisiklete binmek gibidir evladım. Hem dengeyi sağlayacaksın hem de pedalı çevireceksin. Dengeyi kuramazsan erkenden kaybedersin. Pedalı çeviremezsen yoluna gidemezsin. Mazimizdeki her şey bugünlerin sebebi. Gözyaşımızın bile bir sebebi var. Arkasından gelecek gülücük için temizlik yapıyor suratta. Peki Servet abi, ya geçmişte hiç gülücük yoksa, ya böyle geçmiş hep acıklıysa? O zaman geçmiş, geçmemiş demektir. Zaten. Acaba gelmesen mi bu akşam ya? Yok kızım, ben daralıyorum evde. Hem seni yalnız bırakmayayım be. He? Carlos var ya, o da gelecek. Bir de bizim Ferdi var hani. O da gelecek bu gece. Bana bak, sen burada bekle. Ben gideyim şuradan bir taksi çağırayım. Hiç otobüse kadar yürüme. Ay boş ver taksiyi şimdi. Yürürüz, ne olacak? Ben masraf olacak. Ne gerek var şimdi? Yaren ne vardı? Beni Gürkan Bey gönderdi. Sizi almamı söylediler. Allah Allah. Ona neymiş ya? Nasıl gideceğiz? Nasıl geleceğiz? Sağ ol kardeşim. Hadi eyvallah. Kızım, adam hususi araba yollamış. Tanımadığımız kişi değil ki. Ne var? Anne, tanıyoruz tanımıyoruz. Ne fark eder ya? Yaren Hanım, Gürkan Bey bu akşam sizi izlemeye gelecekler. Lütfen onun bu jestini kırmayın. Aa, görüyor musun? Yaren'e araba göndermişler. Kim bilir kimi dost tuttu kendine yine. Ne diyorsunuz lan siz? Ha? Ne diyorsunuz? Gelin benim yüzüme söyleyin lan. Gelin bana söyleyin. Oradan öyle mıdı mıdı? Allah Allah! Pavyoncuyuz lan illa! Ne anne ya? Neydi? Ne bir dakika? Şş, bana bak! Ne sen ne diyorsunuz? Anlamıyorum ki. Ben bu arabaya tam olacağım da. El aleme dost mu olacağım lan? Ben böyle feleğim var ya. Ben böyle feleğim var ya. Tekerine bıçak sokarım lan. Bıçak sokarım lan. Yaren yapma! Yapma! Yürü lan! Sen de yürü lan! Dayanamayacağım Yaren. Bayılacağım vallahi. Evlatlar, geçmişin geçmiş olması için zamanın geçmesi yetmez. Acılar, ıstıraplar dünya dönüyor diye geçmez. Servet abi, bizim geleceğimiz peki hep geçmişe bağlıysa ne yapalım yani? Geçmişimizi mi dövelim? Orasını ben de bilemiyorum be Carlito. Sen maziyi unutmaya çalışıyorsun ama mazi seni unutmuyorsa yapacak bir şey yok yavrum. Bu meyhanedekilerin hepsi yanılıyor olamaz evladım.
akşam oldu, hüzünlendim ben yine deyince biz niye hüzünleniyoruz ulan? Efkarın da sebebi bu kara mazi. Yarın ne olacak diye üzülüp efkarlanan gördün mü? Hep kadehler geçmişe kalkmıştır. Eski sevgiline, eski hayatına, eski yuvana, eski sana hep geçmiş için kalkar kadehler. Ah be Servet abim be. Biz kazmayı toprağa vurduk, dibimizi göremedik. Sen kazmayı maziye vurdun, dibimizi gördük. Ah be Servet abi, zaten mazi kalbimizde yaradır. Kabuğunu koparıp da iyice kanatmayalım. Sen de bak dışarıda üşütme. O güzel kafan üşümesin, gözünü seveyim hadi be. Tamam yavrucuğum, ayrıca bu konuları başka bir platformda tartışırız. Masaya yatırırız, inceleriz, irdeleriz, ağlarız. Masaya vururuz, öpüşürüz. Tamam mı? Emrin olur senin. Hadi Allah'a emanet ol. İyi uykular Servet abim. Görüşürüz. Seviyor seni. Eksik olmayın. Siz de sağ olun be çocuklar. Gece gece derdime ortak oldunuz. Konuştuk. İçim ferahladı. Allah razı olsun. Karşım gel üşüme. Tamam Karlet abi. Onu utanmıyor mu lan adamın çantasını çalmaya, he? Git limon sat, bir şey yap, ne bileyim şarkı markaya polis at, yürü. Se! Allah razı olsun kardeşim. Dur ya, dur sana bir şey vereyim şurada. Yok be abi ya, insanlık namına fıttan illa diyor sen de abi. Vay, dolar şekli. Eyvallah abi, sağ olasın. Bile bile harca. Eyvallah, yalnız bir şey canım, sağ taraf sıkıntılı bir mahalle, sen soldan soldan. Hop. Helal olsun kardeşim. Alo. Yarenim. Biz geliyoruz hadi. Gidelim şöyle. Filinta gibi üstümüze bir baş çekelim olur mu? Her türlü. Bana bak. Şarkı yazdın mı? Nakaratını bile yaptım dinle. Yanarım, yanarım. Ateşlere yürürüm. Yanarım. Bacım, evi bulduk. Yarın operasyon günü. Hakkımızda hayırlısı. Siz ne yaptınız? Biz de Ferdi ile beraberdik. Yaren, Ferdi'ye nerede sürpriz yapacağımı buldum. Yarın anlatırsın. Bana bak, küçük sürprizler bizim işimiz. Yaren, sen benim canımsın biliyorsun değil mi? O nereden çıktı kız? Geldi, bilmiyorum. İçimden geldi. Seni çok seviyorum. İyi madem. Pijaman nerede ya? Altınları nereye koydun Kandemir? Siz ne biçim ailesiniz Kandemir? Aklınla başın arası kaç santim? Kandemir, Kandemir. Kaytan bıyıkların olabilir. Kadınlar karizmatik bulabilir. Nevizadeyim diye nedir bu hava? Seni bir gün çökeceğim, at bunu fava. Sen beni sevmiyorsun, ben seni seveceğim. Sen kovdukça ben geri geleceğim. Hamlet sen, ben amcanım. Korsan sen, ben kancanım. Al, 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 patlıyor musun Kandemir? Gel, 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 kaşınıyor musun Kandemir? Yeah, 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 afiyet olsun Kandemir. Yo, 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 ben bunu yemem Kandemir. Hayati, yeah, Beykoz, yo. Ne tadımsın, ne tadım, cünnetim bile değilsin. Şarkı dedin, böyle olur. Kalosyum yarendir. Kandemir, 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 Kandemir.
kaçınıyor musun kandemi? Gel gel gel, kaçınıyor musun kandemi? Yeah yeah yeah, afiyet olsun kandemi. Yo yo yo, ben bunu yemem kandemi. Sana müziğimle cevap vereceğim demiştim Kandemir. İşte al, o da bu. Yani ben performanslarını beğendim ama sırf tipine gıcık olduğum için hayır diyorum. Vallahi ben Özgün müzik çok severim. Haftaya bizi şaşırtmanı bekliyorum Hayaticiğim. Ben evet diyorum. Vallahi abi ben hakkını yemek istemiyorum. İzninle evet diyorum. Vallahi benden bile sınıfı geçtin ha. Ben de sana böyle yapıyorum. Sen nasıl buldun Baha? Rezalet. İnandın mı? Cemile, Allah bizim nasıl? Cemile, harikaydın. Sularınız gelmedi mi hala? Yok, hala gelmedi Kandemir Bey. Biz konuştuk. Bir tanıdığı araya soktuk. Bugün gelecek. Çok çok sağ olun. Görmedin mi? Harita vardı ellerinde. Ben gidiyorum. Hayati, nereye gidiyorsun? Altınların peşine gidiyorum Cemile. Gelene işler çeviriyorsun. Muhtar, hani Amerikan filmlerinde oluyor ya, çabuk in o arabadan. Ya niye? Nevizadeleri takip edin. Ya dur. Bak şimdi onu olmaz, indireceksin. Ne yapıyorsun sen? Ya, Allah Allah. Bak yanda bire taktım. Tak. El frenini indirdin mi? İndirdim. Heh, bire yanda hemen. Bak. Görüyor musun ya? Ya patines çekme. Abi haritaya göre o işaretli yer evin tam bahçesine denk geliyor. Bahçeyi kazarız o kolay da. Eve nasıl giriyoruz? Kadın nasıl bir kadın Baho? Vallahi adı Aytop. Böyle Gazanfer Dede'yle olan bağlantısını çözemedim. Sosyal medyasına biraz baktım. Yani bildiğin koca arıyor diyebilirim. Peki abicim bir şey soracağım şimdi. Bu paranın yani kaynağı nereden geliyor abicim? Eve baksanıza bayağı güzel yani. Şoförü var ya, şoför, şoför. Yani miras iyi olabilir. Sakın bizim altınlar iyi olmasın. Ya bırakın şu senaryoları ya. Baho, evin güvenlik durumu ne oğlum? Abi hiçbir şey yok. Güvenlik görevlisi yok, kamera yok, hiçbir şey yok. O zaman yengeyi birinin dışarı çıkarması lazım. Sonra da kazma kürek. Abi, şimdi kim ne yapıyor? Ferdi Carlos, siz kaza ekibisiniz. Kızlar siz bunlara yardım edeceksiniz. Ben buradan operasyonu yönetiyorum. Baho, iş sende oğlum. Ben ne yapıyorum abi ya? Yani hiç uzaklarda aramamak lazım. En basit mantık. Bir insan evi niye terk eder? Sular kesilirse. Ha, tesisatçı style'a. Anne. Niye ben ya? Alt tarafa boru döşeceğim hadi. Siz neyin peşindesiniz Kandemir? Bu sefer elimden kaçamayacaksınız. Bahadır'a bak sen. Ustalık da yapıyormuş. Ne dolaplar çeviriyorsunuz siz acaba ya? Kim bu sabah sabah ya? Kim? Aytekin! Aytekin! Kapıya bak! Buyurun. Merhaba, sular idaresinden geliyorum ben. Bir arıza tespit ettik de ev sahibiyle görüşebilir miyim acaba? Tabii, buyurun. Kim mi? Ay! Thank you.
kalbim küt küt attı böyle birden. Şaşırdım da, pardon. Kimsin sen? Tesisatçıyım ben. Böyle bakmaya gelmiştim de. Neye bakacaksın? Borulara, vanalara. Vana, boru burada var. Yani serbest burada, her şeye bakabilirsin bu evde. Aytekin çık oğlum sen. İzin verdin bütün gün. Git, git. Tamam. Aytop ben. Evet. Sen kimsin? Ben Mahmut. Mahmut. Çok memnun oldum. Çok güzel kahvaltı. Sakatat var. Gel. Yok, otur yok. Böyle Allah aşkına. Yok sağ olun. Ben hiç oturmayayım. Şimdi tesisatınızda büyük bir problem var bizim sistemimize gelen bir bilgiye göre. Sizin tesisatınızı bir kontrol etmem lazım. Çünkü bir arızadan şüpheleniyoruz da su kesintisi yaşama ihtimaliniz falan var. Gözlüklü erkekler için böyle sinsi derler ama senin yüreğin çok güzel. Vallahi öyle. Ha, ben o zaman şey yapayım, sizin borularınızı doğru ben gideyim. Yok. Nesi varmış borumun? Arıza olabilir. O yüzden de su kesintisi yaşayabilirsiniz dediğim gibi. Bence siz evde durmayın, bugün dışarı çıkın siz. Sen bana çıkma mı teklif ediyorsun? Ha? Öyle deyince öyle anlaşıldı değil mi? Bence çok güzel anlaşıldı. Gel yavrum biraz yürüyelim, gezelim, gel. Aa, tesisatçıya bak. Çıkardı kadını vallahi ya. Beyler, Aytop resmen yapışmış götürüyor bizimkini. Yalnız millet bir şey diyeyim mi? Bu bizim oğlunu var ya, yer yer. Aferin abla, aferin. Bana bak, kadını sakın getirme eve. Tamam mı? Ben gelin diyene kadar getirme. Hadi, sıra sizde. Alın kazmayı kırayım. Tamamdır abi. Bahadır çıktı, ötekiler içeri giriyor. Ellerinde kazma kürek. Demek ki altınlar bu evde. Hırsız Kandemir. Hırsız. Sevdiğim şey benim zeka, yani en önem verdiğim. Yani bu kafatasının içindeki beyin benim için çok önemli. Ama sakatat ne severim. Bir gün gidelim böyle sucuk yiyelim, pastırma yiyelim. Ha? İster misin? Ya ben tesisatçı olduğum için çok öyle özel ilişkiler kurmuyoruz normalde müşterilerimizle. Başka dünyaların adamı izliyorsun yani. Ne gururlusun be. Aferin, çok gururlusun ha. Sen demin bana mı baktın öyle? Ne güzel bakıyorsun sen be. Baksana bir daha. Ay. Ay böyle buramdan böyle. Hem bir hoş oldum. Çok hoşuma gitti. Kızlarla konuşuyoruz da onlar biraz kaslı seviyor. Ben kas sevmem. Kendim biraz azıcık yağlı olduğum için şuradan çok kas bana gelmiyor. Mesela sen bu gözlük, ha? Adonis'in kasların yerine bu çok güzel. Çok erotik geliyor bana, biliyor musun? Yanaklar. Öpüşsek mesela. Böyle bu camlar buğulansa. Ay. Ha? Nefes nefese tabii. Nasıl erotik. Ben biraz kötü olmaya başladım. Ben de kötü oldum. Dikil. Ay kabardım be. Ay. Gitti. Gitti. Gitti adam. Bak. Ah.
Bak nasıl bayıldı, ben bayıldım, o da bana bayıldı. Kalk! Alo, bir ihbarda bulunacaktım. Tuna Sokak 6 numaraya hırsızlar girdi. Evet, eminim. Buldunuz mu altınları? Son iki, üç, dört. Yardır Yaren. Keklik idim vurdular. Ray 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 ray. Kanalımı kırdılar. Ray 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 ray. Daha ben neydim ki? Annemden ayırdılar. Yer yer yanıma keklik. Estene yanıma keklik. Mahmut, nerede bu? Nerede burnunu yediğimin? Kapıda mıyım? Ay, ev sahibiyim ben. Evim benim evim, ev sahibiyim. Ne oluyor? Sakin, sakin olun efendim. Eviniz hırsız girmiş, gerekeni yapacağız. Ne hırsız? Komiserim burada. Kımıldama, ellerini başının üstüne koy. Olduğun yerde kal. Ya, memur bey, ben sizleri gerçekten çok beğenerek izliyorum. Nerede lan diğerleri? Ne çaldınız? Çabuk söyle. Ya vallahi ben bir şey çalmadım memur bey. Yok benim bir ilgim hiçbir şeyle. Kaç kişisiniz? İçeri nasıl girdiniz? İhbarda 4 kişi olduğu söyleniyor. Kimin adına çalışıyorsunuz dedim sana. İsim ver isim. Kandemir. Kandemir.